yaxınlarda bir yer baxdım, bir nəfər stasiyona qoymuşdu. El məhliyyəti danışırdı. Orada qayıtdı, deyir ki, bizə deyirlər ki, niyə birləşmişsiniz? Necə birləşmək? Birləşin deyirlər, biz birləşmirik ki. Tutaq ki, deyir ki, yəni, biz birləşmirik, bizi qoyun qırağa, siz birləşin, yürəyə də birləşirsiniz. Siz birləşmək istəsəz də Allah qoymayacaq. Çünki Allah subhanahu taala deyir ki, onlar ümməti 73-ə yayılacaq. Yəni, bu belə deyim olaraq doğru deyilmir. Yəni, belə... Mən həmin qardaşa yazdım ki, yəni, bu el məhəddə düzdür. Yəni, bu elə bir şey deyir ki, yəni ayrılığında niyə birləşirsiniz? Ayrı olsun da yaxşı. Bu ayrılığa da sarılır. Yok, birincisi, bismillahirrahmanirrahim. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haber verip ki böyle bir şey olacak. Yani buna heveslendirmeyip, buna yöneltmeyip ki yani ayrılın diye. Haber verip ki bu olacak. Yani bu olacak bir şey. Nece ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haber verip ki kıyamete yakın hündür binalar dikmekte yarışacaklar. Haber verip ki kadınlar geyimli ama çılpak olacaklar. Yani bu heveslendirme değil, geyimli çılpak olmağa. Yani alimler deyir ki, geyimli çılpak nedir? Ne dar giyinir, bütün beden bilinir. Veyahut da şeffaf giyinir, beden bilinir. Parça var. Ve alimler deyir ki, hatta misal üçün kadın palçık sürtür bütün bedenine ve çıkır çöle. Yani güya ki örtüb ama yani aslında örtmüyüb. Sadece derisinin rengi görsənmir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şeylerden haber vermesi, yalnız ki bölünmesi ümmetin. Ona heveslendirmeyip. Əksinə Allah da Kur'an'da dedi ki, وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Allah'ın ipinden hamılıqla bək tutun. وَلَا تَفَرَّقُوا Ve ayrılmayın. Firgelenmeyin. Ve Allah da pisliği qınayıp müşrikleri, hansı ki onlar, وَلَا تَكُونُ مِنَ الَّذ۪ينَ وَلَا تَكُونُ كَالَّذ۪ينَ ferraqu dinahum ve kanu şi'an. Yani lazim ferraqu dinahum. O kesler kim olmayan ki onlar dinlerini böldüler ve desteler oldular, parçalandılar. Yani Allah da onları gınayır, gınamakta da yani heveslendirmek değil. Bir olmak ama nece bir olmak? Yani dinde nece olur olsun bir olmak yok. Allah Teala va'tasimu bihablillah Allah'ın ipinden yapışın. Ona göre Allah Teala fikir verir ne diyor El-İmran suresinde? Yekul ya ehlel kitab de ki ey kitap ehli ta'alu ila kelimetin sawa'in beynena ve beynekum. Siz yani bizimle sizin aranızda bir beraber olan bir kelimeye gelin. Bir kelime. Yani bir olmak yok, bir kelimeye gelmek lazım. O da nedir? Tevhid kelimesi. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. İnsan necə birləşə bilər? Sahabələr necə birləşdi o cür? Sahabələr də yəni ilk dönəmdə də müsəlmanlar ayrı-ayrı idilər. Yəni müsəlman olmamışdan əvvəl. Mədinədə Əvs Xəzrəc, lab Məkkə müşrikləri, obrisi qəbilələr, Yəmən tərəf. Yəni necə qardaş oldu, necə yavaş-yavaş birləşdi? Yavaş-yavaş İslam yayıldıqca qardaş oldu, birləşdi və bütün bir xəlifəlik necə oldu ki? Bir idarəçiliyi altında. Ancaq Allahın indirdiyi vəhiy ilə, Qur'an, hədis və sahabələrin həyatı ilə, sahabələrin getdiyi yolla birləşmə ona çağırmaq lazım. Yəni bir olmağa yox. Necə gəldi, sən necə ol, mən necə ol, fərqli yoxdur. Əsas bir olaq, elə yox. Bədənlərin bir olması bir, yəni, xeyri yoxdur bunda. Yəni, çox gedən deyil. Bir olmaq lazım bir kəlmə ətrafında. La ilahe illallah Muhammed Resulullah və bir də ki sahabələrin həyatı. La ilahe illallah səndən tələb edir ki ibadətin hər növünü Allah'a yönəldəsən. Sevgi Allah üçün olsun. Allahın sevdiyi şeyləri sevmək. Allahın sevdiklərini sevmək, Allahın sevdiyi əməlləri sevmək, Allahın sevdiyi yerləri sevmək. Bu hamısı la ilahe çağırır insanı. Mənim üçün Muhammed Resulullah, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak her şeyde, her ihtilafda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi hakim təyin eləmək. O necə deyib, necə öyrədib, ibadətdə, davranışda, əxlaqda, her bir şeyde. Mənim üçün sahabelerin yolu, yani bu ikisi kifayət deyil. Çünkü Allah da sahabelerin de yolunu zikr eləyir. Və
فَاِنْ اَمَنُوا بِمِثْلِ مَا اَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا Eğer onlar sizin iman getirdiğinizin mislinde, Allah da demek ki ona okşar, ona benzer, ona yakın, onun mislinde iman getirseler onda doğru yoldadılar. Yani sahabelerin yaşadığı kimi, çünkü Allah da onları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e yoldaş olarak çıkarttı. O dövrde yaşattı, o dövrde dünyaya getirdi. Onda böyle beraberlik olacaktı. Yoksa öyle yani böyle gelin birlikte olarak öyle olan şey değil. Ama ayrılmaya çalışmak da düzgün değil de. Müslüman çalışmalı bir olmağa. Kur'an, hadis, sahabelerin hayatını öğrenip öğretmekle onda birliği olur. Çalışmalı bir olmağa yani bir kelimeye. Bir kelimeye çağırsa onda birlik olacak. Allah dedi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi, sahabeler dedi. Sen de onu desen, ben de onu desem, hamı da o kelimeye gelse onda bir olacak. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ Siz müşriklerde olmayın. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا O kestiler ki dinlerini böldüler ve desteler oldular parça parça. Ama haber kimi verip ki 73 firkaya bölünecek. Hamısı cehennemlerdi birinden başka. Hamısı cehennem birine. Onda soruşlar ki ya Resulallah o hansıdır? Ve deyir ki ben ve sahabelerimin olduğu yolda olanlar. Bir rivayette gelir ki bugün ben ve sahabelerimin olduğu yolda olanlar. Ona göre yani çok kitaplara ihtiyaç yoktur. Çok mucizelere ihtiyaç yoktur. Kısa bir kelime. Yani cennet ehli olmak isteyen adam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünden tutar. Diyor ki cennet ehli kim değil? 73 firkadan cennetli olan. Diyor ki ben ve sahabelerimin yolunda olanlar. Yani isteyen adam için rahat, açık, gizli bir şey yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabelerin yolunda olan. Herkes özünü yani erz elemelidir bu hadise. Ve Allah Resulü evi ki oturup senin kabağında sual verir kimse. Sen de o meclistesen, deyir ki ümmet bölünecek 73 firgeye, hamısı cehennemdedir birinden başka. Yani demez deyir ki hamı yanacak cehennemde, azap görecek birinden başka. Ham ya da maraklıkta ki hiç kes istemez ki azap görsün. Ne Allah Resulü istemez sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti azap görsün. Ne ki hiç kes, hiçbir Müslüman istemez cehennemde yansın. Ve sual verir sahabeler, yani hayre heris idiler. Soruşanda ki hansı da o? Hansı ki Nicat tapan, kurtulan firge. Diyor ki ben ve sahabelerim olduğu yolda olanlar. Yani yol gösterdi. Öyle bir ki oturupsam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de buradadır. Diyor ki bak ben ve sahabelerim olduğu yol. Yine herkes de özünü koymalı bu etsin kabağına. İbadette ben yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabelerin yolu. İbadetlerim nice? Namazım, orucum, zikrim, duam, her bir şey. Davranış. Komşuyla, kohumla, zövceyle, uşakla olar kimi diyorsa yok. Ehlak, itikad, her bir şey. Yani günah eden insana karşı davranış. Onlarda kimi de bende yoksa yok. Dilimin hareketleri, danışığım gündelik. Onlarda kimi de yoksa yok. Ticarette insanlarla muamele. Onlar kim yem yoksa yok. Onlar nice idiler? Ve doğru. Hiç kese aldatmazdılar. 5 maat pula göre kimse kelek gelmezdiler. 3 maat puldan ötürü kardeşliğin üstünden taptalıp geçmezdiler. Yani ona göre herkes bunu bu hadisi öz nefsini bu hadisin kabağında koymalı. Cennet ehline olmak istiyorsan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yol koyup. Yani kıyamet günü hamı isteyecek cennet ehli olsun. Hamı. Hiç kes o bir tarafta olmak istemeyecek. Hiç kes.
Yani sağsa, insan dirilse niye istifade edilmir? Ancak bir tane sebep. Dünya sevgisi üsteleyip. Mal mülk sevgisi, hürmet sevgisi, şeref, şans sevgisi. Yani çok şey de. Bu sevgi üsteleyip ona göre obisini ikinci plana atıp. Obisi en mühim değil. Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua eder, derdi ki وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنَا Allah'a dua edeyim ki, Ya Rabbi, dünyanı bizim en büyük derdimiz eleme. Yani olabilir insanın dünya derdi olsun. Demedi ki burada ümmetle dünya derdimiz olmasın. Değil ki en büyük derdim dünya olmasın. Dünya derdi olur insan. Mal, mülk derdi olabilir bazen. Evlat olabilir, ev. Ama en büyük derdi insan ahiret olmalı. En büyük, esas derdi. En büyük derdi ahiret olsa gece gündüz onun için çalışacak adam. Derdi o olacak. Sef elese, günah elese de tez en büyük derdi odur diye o gözünün kabağındadır, fikrindedir. Ona göre kaydacak, tövbe, istiğfar çalışacak. Allah tevfik versin.